Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina salavat. Allah Allah. Elhasıl Mektubat 178 Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakalar, pek çok zatlar zahir olmuşlar. Hadiseler bunu iktiza etmiş. Vakalar var. Ama hakikaten insan, beşer böyle reisiz olamaz ya. Biraz önce konuştuğumuz o cayır cayır yanmak. İnsan cayır cayır yanıyor ya. İnsanlık yanıyor, inanın bana. Acayip. Yanıyor. Yani bir kuyuya inmiş ama kuyu olduğunu da bilmiyor. Bilmiyor ki nasıl çıksın? Yani kuyu olduğunu bilse? Çıkmak için gayret. Evet. Yani kimseye dokunma. Patlayacak. Herkes dertli. Buradan geçiriyor. Sebebi yorumlayacak, onu topraklayacak yöntem, malzeme yok. Onu topraklayacak, aktaracak. Oysa o aslında bir malzemeydi. Yani bir tarafına sıkıntı verirken o bir tarafını inşa ediyor veya çok tarafını. Bak. Burada birkaç yer var da. Evet, dünyaya manen reis olacak ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek. Ve dünyayı ahirete mezra yapacak. Yani dünyaya ahireti basamak yapmamış. Yani dayamamış merdiveni. Şöyle değil yani. Bu yanlış şeyimizi tavsiye edelim. Dünyadan sonra ahiret başlamıyor. Namaz vakti söylüyor. Ahireti dünyaya bağlamamış yani. Bundan sonra ahiret başlamıyor. Zaten yaşanıyor. Berzah ne oluyor peki abi? Berzah başka bir süreçti. Şu anda imanda, küfründe neticesi olan cennet ve cehennem yaşanıyor. Yakıp yıkıyor. Yandırıyor, kavuruyor. Yandım diyor, piştim. Çıldırıyorum, yaşamam diyor, yaşamam mümkün değil diyor. Her evde bir feveran var yani. Cehennem nasıl olacaktı ki? Buraya koysun. Yani ne olur şunu bir dikkat edin. Ahireti, cennet, cehennemi dünyaya dayamayın merdiven gibi. Var, zaten var. Zaten var. O Van Kalesi'ndeki hadise ustadın. Değil mi? Her çeşit şey insan alemine koymuş Allah. Yandırıyor. Ya yanmana vesile yapacaksın ya onu malzeme yapıp üste çıkacaksın. Hani diyor ya, her şey üstüme geliyor. Demek ki onun üzerine basman lazım. Demek ki boyun yükselmesi lazım. Şöyle düşünün. Yüzen insanlar bilir. Gemiciler de bilir. Denizde yüzenler bilir. Dalga büyüdüğü zaman, eğer dalga oradan geliyor, tam o geldiği zaman yüzenler bilir. Böyle bir attığını kendini hop alttan alıyor seni, çok yukarılara çıkarıyor. Eğer bunu beceremezsen hop üzerine biniyor. Yüzmeyi bilmezsen o dalga altını alır. Ama yüzmeyi bilirsen de iyi bir oyuncak oluyor.
Dalganın tam üstüne gidiyor gemide abi. Yan gitse içine doluyor. Evet. Tam ve bitiriyor. Üstüne üstüne gidiyor. Yani dalganın tam üstüne. Eğer yol almak istiyorsan dalganın üstüne gideceksin. Evet. Dertler bana dermanmış. Bak. Dünyanın manevi manen şeklini değiştirecek. Yani dünyayı yorumlayacak. Dünya bizim bildiğimiz gibi değil. Ahiret de burada var. Cennet de var, cehennem de var. Cehennemi ateş o kadar acayip ki adam yaşamak istemiyor. Yaşamakla ölüm eşit olmuş. Oysa bunu yorumladın mı dünya bazı noktadan bana ne olur öyle hemen şey yapmayın. Bazı noktadan dünya cennetin üstüne oluyor. Çünkü insan cennette kalsa dünyaya gelmeseydi cennette standartlık olurdu. Cennetteki nihayetsiz mertebenin startını veren, tetikleyen, etkileyen dünyanın nispiyet dünyasıdır. Burası. Deniyet, edeniyet. Evet. Aşağısı. Yukarısının kıymetini belirleyen şey. Deniyet he. Ama şöyle bir şey de var. Başka nokta bu benimkisi. Buradaki nisbi var ya, emri itibari, emri nisbi. O nispette sende cennetteki hakikatların farklılaşmasına vesile olacak. Orayı farklılaştıran, farklı hakikata, farklı esmanın farklı nihayetsiz mertebesine, mazariyetine mazar olma ancak bu dünya ile mümkündür. Yemediğim bir şey isteyemem burada. Evet, yani o çok basit şey tabii. Yani bunu hakikate teşmil edersek, hakikatin farkına varamadığın bir hakikatin cennetteki inkişafını, karşılığını bekleyemem. Bekleyemez. Yani bu alemlerin, bu haritadaki alemlerin, onlara ait bir şey yoksa benim tefekkürümde, nasıl onlara ait bir şey isteyeceğim ki bir tarafta? Bilmediğim şey nasıl? O zaman dünyanın manevinin şeklini değiştirmek lazım. O gelmiş diyor, dünyanın manen şeklini değiştirmiş. O zaman bizim standartlıktan çıkmamız lazım. Niçin bu konuşmaya buraya kadar geldi? Sorun yaşıyorsan, sorun sorunda değil, sorun sende. Sorunu sorun yaparsan sorundur. Sorunu sorun değil, olayları farklı yorumlamana malzeme bakarsan, inan cennet alsa bir bahçe oluyor, merdiven oluyor. Seni daha yukarıya taşıyor. Aslında o gelen üstüne üstüne, merdiven öyledir. Üstüne üstüne geldiği için yukarıya çıkıyorsun. Dikkat ederseniz merdivenler hep üstüne üstüne gelmiş. Dibine dibine gelse aşağı inersin. Üste üste geldiği için yukarıya çıkıyorsun. Değişir bir şey. Size bir şey söyleyeyim mi? Elmasla kömürün maddesi nedir? Karbon. Karbon. Evde onu konuştuk. Evde onu mu konuşuyordunuz? Elması kömürden ayıran sebep nedir? İkisi de kömür, karbon. Çok korkunç yüksek basınç altında. O da kayıtlı benim. Kaç bin santimetre basınç. Ben de kayıtlı. Cep telefonumda kayıtlı. Ufak telefon inşallah çalmaz ama. İki telefon var ya. Orada kayıtlı. Almanya'dan geldi mesaj. Ya okuyayım ben. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Çok ilmi bir şey. Gelen. İnşallah bulurum. Elmas yerin 150 metre ile 660 kilometre altında, bak, 150 ile 660 kilometre altında, arasında yani 150 ile, 1200 ile 1400 santigrat sıcaklığında, birler, onlar, yüzler, binler, on binler, 60 bin atmosfer basıncı altında karbondan elmasa dönüştürülüyor. Almanya'dan sağ olsun gönderdi. Bunu görevlendirdim. İkisinin de dedim, birisi ehli bu. Elmas da kömürün ana maddesi karbondur. Niçin?
elmasa dönüşmesinin sebebi nedir? Onu bana bulacaksın ilmi, ehli. Yüksek basınç altında olduğu için hocam dedi. Evet, yüksek basınç altında olursan kömürlükten elmas olacaksın. Yoksa Ebu Cehil olacaksın. Ebu Cehil ile Ebu Bekir Sıddık'ın malzemesi aynı. Karbon ikisi de. Ebu Cehil ile hatta Allah Resulü'ne Ebu Cehil daha yakın. Yolun karşısında. Eğer giderseniz Mekke'de eviyle Allah Resulü'nün karşı karşıya aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir'in orada değil. Fark bu. Eğer yüksek basınç altın, abi basınç geliyor demek ki kömürlükten çıkacaksın. Abi üstüne üstüne geliyor. Tabii ki basıp çıkacaksın. Altına altına geliyor. Dibe kuyuya ineceksin. Kolay ama. Bir şart işte. Gözlüğünü değiştireceksin. Oo, her şey uzak. Aman aman aman. Vay be kardeşim benim. Biraz önce. Kimdir o ya? Uzaklaştır. Dürbüne benzer. Arkasından bakarsanız uzaklaştır, önde bakarsanız yakınlaştır. Püf noktası burasıymış. Evet. Yani gözlük nazarını ama malzemen işte derse geleceksin. Burası malzeme deposu kardeşim. Vitrini bırakın. Ben şimdi kapatayım. İşe yaradı değil mi? Aferin lan telefonu. İşe yaradı. Şimdi kapattım. Yaradı değil mi? Elhamdülillah. 150 ile 660 arasında. 60 bin. Kilometre. Yok atmosfer basıncı. O basınç. Sonra 1200'de 1400 santigrat derecede. Isı. Isı. 60 bin basınç altında. Atmosfer basıncı altında. Karbon muhatap olursa elmas kömürlükten yani karbonluktan elmas oluyor. Zulüm müdür? Hayır. Allah onu elmas yapmak istiyor. Allah tövbe estağfurullah yani. Ağzımla şey ağzımı tutuyorum yani. Ondan sonra yani Allah'ı nasıl takdir edeceğimi de şaşırıyorum yani. Nasıl yapıyor yani? Nasıl ayarlıyor? Tam Allah'a yakışır her şey böyle tam. Her şey yerinde ya. Hiçbir şey değişmiyor. Mesela o merkez efendi var ya. Hiç merkez efendi oldu. Arkadaşları kıskanıyordu. Haset acayip bir şey. Allah'ın icraatına kanaat etmemektir. Celaleddin-i Suyuti alimler öldürdü. Hasetten öldürdüler. Çok da büyük bir alim diye üstad. Bahsediyor. Mücedid. İkinci asrın galiba mücedidi. Fırat'ın kenarına alimler dedi ki müzakere yapabilir miyiz, bize ders verir misin? Evet dediler. Tam kenarda müzakere yaparken tekmeyle attılar Fırat'a. Haset. Sahih Buhari'de gene alimler vesile olmuş. Bizzat öldürmediler ama öldürdüler yani sebep oldular. Haset korkunç bir şeydir. Ne anlatacaktım da oraya geçtim? Merkez efendi. Ha merkez efendi. Gene kıskandılar. Bu sefer Sümül Efendi Hazretleri imtihan etti bütün talebeleri. Allah rububiyetini size verse siz bu kainatı nasıl yapardınız? Bir tanesi dedi ki yazdı. Ben dedi musibetleri kaldırırdım. Allah rububiyetini bana verseydi icraatını. Ötekisi dedi ki cennet tasa yapardım. Ötekisi şöyle yapardım, böyle yapardım. Bir tanesi de yazmış. Her şeyi merkezine bırakırdım. Nasılsa öyle devam ettirirdim demiş. Ondan sonra hepsini okudu. Ötekisini çıkarttı. Bu kimin demiş gelsin. Niçin? Çünkü dedi Allah bir işi yaparken resmi bütün görüyor. Şimdi bizim tabirimizde. Araba fabrikasında bilmiyorum, ben staj yaptığım için biliyorum. Şerit var ya hani şey diyorlar ona. Bant. Bant. Bant ayık önce bir şase koyarlar. Sonra diferansiyeye koyarlar. Ta çıkanı ama herkes bir şey yapıyor ama yeni gelen adam o bantta bir civata takarken sonunda ne olacağını bilmiyor. İşte resmin bütünlüğünü görmesen, mesela ben size şurada bir resim var. Resim bütün değil de bir parçasını göstersem, siyah bir şey. Nedir ya, göz müdür, burun deliği midir, kulak deliği midir? Hani ne bileyim. Ama bütünün görürseniz, ha bu budur dersiniz. Allah bu kainata icraat yaparken
şunatını, sıfatını, esmasını, icraatını yani iktizalarını yapıyor. Ahirete mezra yapıyor. En önemlisi, bana göre en önemlisi, o ona bakıyor. Benim ruhumun imbisat ve inkişafının şartları ancak bununla mümkün. Yani karbonu başka türlü elmas yapamazsınız. Sen karbon musun kardeşim? Kömür müsün, karbon musun? Kömür mü kalmak istiyorsun? O zaman çık kamyonlara, yüklen git sobalara, odun ol. Toprağın altından çıkar, basınç istemiyorsan sobalara odun olacaksın. Isın, seni yakacaklar. Duman olacaksın. Ha, eğer elmas olursan yukarıya asılacaksın. Kıymetin de çok yüksek olacak. Kıymetin acayip olacak. İşte Allah'ın icraatını beğenmemekten kaynaklanıyor. Ben böyle yapardım, ben de böyle yapardım. Bilmemekten. İşte sen bu yaşta doğman, bu anne babadan doğman, bu ortamda olman, bu ahir zamanda doğman vesaire, ne soruların varsa, niçin, niçin bunlar, niçin, niçin? El cevap, senin ruhunun inkişafı ancak bu şartlarda en iyi. Şartta en iyi, şartı bu şart. Ölüm de öyle değil mi abi? Ölüm de öyle. Senin en iyi dönemindir. En, senin için en güzel saattir. O saat. İşte dünyanın manevi şeklini değiştirecek Allah Resulü. Ne demek abi manevi şekil? İşte dünyayı eğer gözüktüğü gibi olursa... Çünkü şekil maddeye bakar abi. Manevi diyor, şekli diyor. Nasıl bir şey manevi şeklini değiştirmek? Sen nasıl görüyorsun dünyayı? İşte bu anlattığım bu. Yani manayı harfiden, şimdi manayı isminden manayı harfiye harfi, mi? Manayı harfi. Eğer dünyaya dünya için bakarsan Allah'a yemin ederim ki yaşanmaz. İpimi çekerim vallahi. En ağır şartlar insan da abi, dünyaya dünya için bakarsan. Evet. En ağır şartlar insan. En ağır şartlar dünyaya dünya için bakarsan. Bir de dünyaya ahiret için bakarsan. Eğer dünyaya ahiret için bakarsan seni inşa eden tuğla olduğunu göreceksin. O zaman keyif veriyor. Vallahi keyif veriyor. Eğer dünyaya dünya için bakarsan Kur'an'a yemin ederim ki Mercedes'in içinde, yatın katın içinde cehennem olur. Yaşayamazsın. Yaşanamaz. İçim çok doluyum, biliyor musunuz o şeyde? Çok doldum orada. Her şeyi var adam. Petrol istasyonu var. Bugün diyor sabah yalvardım. Allah'ım benim dermanım sensin. Bana birisini gönder Allah'ım. Allah'ım bana birisini gönder. Beni kurtar şu cehenneminden. Ondan sonra. Bugün diyor bütün gözlerim dışarıda diyor. Petrol istasyonu sahibi. Dua ettim kaç günden beri. 2-3 günden beri dedi gözüm dışarıda. Bir adam gelecek. Beni bulacak. O beni bulacak. Niye? Benim ama bunu derken ağlıyor. Bulacak. Ondan sonra çıktı diyor. Ben de oturuyorum. O market var ya market. Markette oturuyor böyle. Ondan sonra nereden farklı gördüysen. Ben gittim abdese. Baktı. Sen hoca mısın dedi ya. Bilmiyorum ki dedim, aradığın adam mıyım ben? Ben çünkü niye dedin? Keramet var bir şey değil. Yani herkesin aradığı bir şey. Bu evet. Benim elimdekiler. Bir tanesi diyemez ki. Çünkü kime söylesem de isabet edecek bu söz. Ona isabet ettiğinden değil. Kime söylesem ne olur? Allah'ın iman dersi, Allah'ın ispatın, ahireti vesaire iman eder. Risale-i Nur'u kimin ihtiyacı yok ki bu söz ona isabet olmasın? Bu zamanda yaşamamış olması evet. Lazım. İhtiyacı olmaması. Ha, o zaman bu söz herkese geçerli olacak bir söz. Bilmem dedim, acaba ihtiyacın olacak bir insan mıyım? Kimsin? Açtım. İnsan bu dünyaya gelişinin, gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Aaa! Direkt şartel. Direkt kebanı bağladık adamı. Bir şey yapmadı inşallah. 23. hattan mı bağladın abi? 23. İnsan pencere şeyinde. 23. söz vardı ya, cebimdeydi. Ben ayeti
Ayet-il Kübra, Meyve Risalesi, 23. Söz, Gençlik Rehberi ve Hanımlar Risalesi'nin çantamda olur. Bir de hastalar risalesini koyalım. Bir de hastaları koyayım ha. Bak onu da ekleyeceğim senin hatırın için. Çok isabetli. Envar yayına dedim ki ya dedim hastalar risalesine vesvese risalesinde ekleyin. En çok ben satacağım merak etmeyin. Eklemediler ya. Şunu da ekleyin ya. Dedim acaba ben senin işine yarayacak adam mıyım? Sen gel dedi. Meğer 3 günde dua ediyor. İnsan bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Onu bilirsen ha bunlar bir şey değilmiş. Bu bunun içinmiş ya. Ha bu da bunun içinmiş. Bu fesubhanallah beni ne eziyordu? Ha Allah Allah. 8. söz değil mi? Burada bir püf nokta var diyor. Ben diyor yukarıda aslan, aşağıda canavar. Kuyu acayip. Kuyunun kenarına dala asılmışım. Siyah beyaz fare kökü kemiriyor. Burada bir sır var dediği anda çözüldü. Düşün bitti. Sır orada. Yoksa çek babam çek. Çekemezsin. Çekemezsiniz. Dünyaya manayı ismiyle bakmak insanı dünyaya köle ediyor. Ne yapıyor dünyaya? Dünyaya manayı ismiyle bakmak insanı dünyaya köle ediyor. Köleleştirir evet. Manayı harfiyle bakmak dünyayı insana köle ediyor. Abi. Evet. Hadis-i Kutsi'yi söyledim biliyor musun sen belki haberin olmadan? Haberin yok değil mi o? Yok. Bak ben Hadis-i Kutsi'yi söyleyeyim sana. Hadis de değil ha. Ey dünya! Allah vahyetti arza diyor. Lugatta yazar. Vahiy kelimesine bakın. Ansiklopedi şey, lugat var ya büyük lugat. Orada. Allah dünyaya vahyetti mükemmel melaikesine. Ey dünya! Beni bırakın. Sırf seni hedefleyeni, hedefleyeni kendine hizmetçi yap. Kendine köle yap. Tamam. Ey dünya! Seni benim için terk edip beni esas yapana arkasına düş, köle ol, hizmetçi ol. Bu hadisi kutsi benden görün. Resulullah'ın sözünün doğruluğu için söyleyeceğim burada. Riyakarlığa şey yapmayacağım. Bu hadisi kutsi Allah'ım sen şahitsin. Allah'ım sen şahitsin. Beni hedefleyene, ey dünya, arkasında hizmetçi ol. Bana hizmet ediyor. Hamdolsun, acayip. Ha dünyaya, dünya için bakarsan yaşanmaz, yaşayamazsın. Ama dünyaya, başka gözlükte bakarsan aynı böyle olması lazım. Adam geliyor bana, bugün geldi. Ah vallahi geldi ha şu anda. Bak şey yaptı. O olsa gerek. Şu anda bağırıyor. Bakayım şu anda gidecek mi? Diyeceksin ki mübalağa. Ben kendi şahit ve tanık olduğumu söylüyorum. Şu anda gitti. Defoldu. Çünkü şeytan sabit değil. Girip çıkıyor. Bu cinlerden değil ha. Allah Resulü kan dolaştığı gibi vücudunuzda şeytan dolaşır. Bugün geldi bana. Böyle bir halt etti yani. Öyle bir sıkıntı gibi, bir anafor gibi. Güldüm. Gül diyor. Eder tebettül. Risale'de söylüyor. Bazılar diyor ki bu manyak mı ne yapıyor? Bak, musibetin yüzüne gül. O da küçülür. Eder tebettül. Tersine döner. Falan dedim. Aferin lan. Başka şekilde yorumlamama sebep olacaksın. Adam gitti. Biraz önce de gitti inanın. Sol kulağına şöyle yapar. Gittiğine delir. Niçin dayanamadı biliyor musun? Ne kadar dayandı. Tefekkür anında şeytan gidiyor. Nefiste kalıyorsun. İnanın bana. Tefekkürde o anda şeytan olamaz. Manevi bir enerji oluyor. Yani. Bağdır. İman bir kuvvettir. İman nurdur. Olduğu yerde gidemiyor. İlk ayak adam. Bak kaç dakika dayandı. Ama öyle olmasın adama bak. Ya. Adam dayandı ya. Gitti sahtadan. Şu anda daha acayip. Ama o da lazım. Hep böyle de yaşanmaz. Lazım abi. Sıkıntısız da yaşanmaz ya.
Anladın mı? Bu da lazım. Çünkü niye? Allah öyle yapmış merkezde. Allah ne yaptıysa doğru yaptı. Fiilimi bütün görürseniz, bütünlük içinde, ha bu budur, bu da budur. Dünyanın manevi şeklini değiştirecek. Şuraya bak ya, ne güzel sen. Sonra, dünyayı ahirete mezra yapacak. Yani ne olur, ahireti ahirette bekleme. İman ahireti buraya taşıyor. O kadar yer var ki Risale'de. İki dünya saadetleri değil mi? İman, tevhidi, tevhid, evet, teslimi. İman, iman, tevhidi, tevhidi, teslimi, tevhid, teslimi, tevekkülü, teslim, tevekkül, saadeti, tevekkül, saadeti, darini, iktiza eder. İman küçük bir cennetini oluşturuyor. İnanın, imana cennetinde istersen, o da caiz. Çünkü Esma'nın perdesiz tecellisi. İmam-ı Rabbani'ye dayanarak söylüyorum. İman öyle varır ki diyor. İmanın iktizasını değil, imanın muktezasını yaşar diyor. Yani o cennet vaat edilen şeyi burada girer diyor. İmanın iktizası değil, muktezasına girer. Hamdolsun. İman acayip. İman insanı insan eder. Belki de sultan eder. Köle ve köpekleştirmez yani. Diğer hadise dünyaya. Olsa ne olur? Vizir vizir araba gidip geliyor. Kapıda oturmuş. İşçileri efendim çay içer misiniz? Böyle olmuş. Adam bekliyor. Dua etmiş ama teslimiyete bak. Birisi gelecek. Sen hoca mısın? Tak geri çıktık. Ama uzun yolda ya, şey çıkarmışız, açık tabii, abi. Okuyorsun, arabada terliyorsun öyle, şey gibi açılmışız. Adam hiç ona bakmıyor. Sen hoca mısın? Bilmem ki işine yarar mıyım? Sen gel. Anlat, kimsin sen? İnsan bu dünyaya niçin gelmiş? Ben sana anlatayım şimdi. Belki işine yarar. Sen de belki bunun için geldin. Bu ölçünün dışında her şey, bunsuz bakarsan dünya her şey beladır. Yediğin yemek bile beladır. Yemin ederim yaşama şansı yok. İçim yanıyor ya. Dayanamıyorum. Yani insan bu kadar ciddi bir hakikatten nasıl mahrum? Nasıl mahrum bundan? Nasıl bunu okumadan gider? Veya gitti neyse. Okumadan nasıl yaşıyor? O olayları nasıl çözüyor? O dertleri nasıl izah ediyor? O sıkıntıları nasıl yorumluyor? Anlamıyorum. Kur'an'a yemin ederim size bir keyif bağışlamıyorum. Bunun şey için değil. Bunun ihtiyacı yok. Bunu okusan ne olur, okumasan ne olur? Artık intihar yaşları 13-12'lere inmiş. Uyuşturucular 9-10 yaşlarına inmiş. Ahlaksızlık 11-12'lere gelmiş. Ahlaksızlık, ahlaksızlık olsun diye yapmıyorlar. Zevk tuzakları sıkıntıdan kaçmak içindir. İnsan zevki sıkıntıdan kaçmak içindir. Bir şeyden kaçmak için yapılıyor. Geçici olarak sıkıntını unutturduğu için zevk tuzaklarına düşülüyor. Allah Resulü dünyanın manevi şeklini değiştirecek. Yani bakışını değiştirecek. Dünyayı ahirete mezra yapacak. Mezra şu. Karadenizler bilir. Belki burada da var mı bilmiyorum. Annem yapardı da ondan biliyorum. Sonra böyle bir küçük 10'a 10, 5'e 10 bir tane kapının önünde bir yer yapardı. Oraya ufak böyle lahanaların veya şeyin işte biberin, domatesin şeyin ekerler böyle. Ondan sonra ekerler onu. Böyle bu kadar oldu mu onu sökerler giderler tarlaya bir oraya bir oraya ayrı iş yapar. İlk önce böyle bir şey yaparlar yani. Dünya böyledir. Dünyada çekirdek olmak için geldik. Ahirette inşa olacağız.
o ağaç oluyor. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim, şaşırmayın. Şu anda biz üç anı birden yaşıyoruz. O üç anın birbirine tezat yaşadığı için sıkıntı çekiyoruz. Allah Allah. Üç anı şu anda yaşıyoruz. Geçmiş, gelecek. Ve hal. Geçmişimiz var mı? Var değil mi? İçinde kim var? Ben varım. Ve hayatın ve ruhun var. Gelecek zamanınız var mı? Gelecek hayat? Var. Onun içinde kim var? Kim varsa o. Benim geleceğimin içinde ben varım. Manen, hayattar ve ruhlu subut-i ilimlerim var diyor. 111 sözler. Gelecek hayatta şu anda biz yaşıyoruz. Hatırlamıyoruz. Şu anı da yaşıyoruz. Üç zaman. Abi ben geleceği yaşamıyorum ki. Niye? Hatırlamıyorum. Anne karnından geldin mi sen? He. Peki hatırlayan var mı? Peki niçin kabul ediyorsun anne karnında geldin? Zaruridir yani. Aklın iktiza ettin. Aklın iktizası şudur. Anne karnında olmam lazım. Hey İsmail. Anne karnından geldin, yaşadın mı sen? Evet abi. Hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlamadığın şeyi inkar et o zaman. Aklın iktizası mı bu? Aklın yolu mudur? Ama zorunludur çünkü emsallerimi görüyor. Aynen bunun gibi hatırlamadığın gibi ama zorunludur. Madem benim geleceğim var, o zaman o canlı ve ruhludur diyor sözlerde. Zaten kaderi anlayamamamızın sebebi anda veya geçmişte izah etmemizdir. Geleceği ya geleceğe kader yorumunu yapıyoruz, ya geçmişte yapıyoruz, ya anda yapıyoruz. Üçünü birden yapamadığımız için ikide bir, bir öyle bir böyle. Aslında çok kolay çözümü. Gelecekte hayattar ve ruhlusun. Orada hayatın ruhu olduğu için iraden, ihtiyarın hepsi var. Şu anda neyin varsa onun buradaki tezahürü ve görüntüsüdür diyor. Nedir biliyor musunuz? O gelecek hayat şu anda hayat yaşanmıyor. Oradaki tercihlerin burada ne oluyormuş biliyor musun? Aslında sen orada tercihleri orada yaptın. O manevi hayatın bu dünyada bak levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla dünyada görünür tezahür eder. Burada tercih merci yok. Ben orada yapmışım zaten. Burada görünür tezahür eder. Görünür tezahür. Tercih var mı burada? Görünür diyor. Bitti. Ben geleceğimde zaten yapıyorum. Geleceğimde ben canlı ve ruhlu muyum? Evet. Şu anda ruhumda ne varsa orada da varım. Orada da varım, anda da varım, geçmişimde de varım. Bütündür. Bu bütünlüğü ne kadar bütünlüğe getirsek dünya cennet olur. O zaman geleceğim aslında geçmişimdir. Geçmişim de aynı zamanda geleceğimdir. Niçin? Biz bak şimdi yeni gelen arkadaşa söylüyoruz. Tabii biraz tuhaf bir dersin. Nereye ulan nereye geldik ya bu manyak bunlar ya kafayı yediler. Demeyesiniz. Oğlum manyak bir derse geldin. Ne diyor ya? Geçmişim gelecektir, geleceğim geçmişimdir. Tekelemem ya. Yaptıklarımız geçmiş değil mi? Evet. Geçmiş. Geçmişimizi ahirette görmeyeceğiz miyiz? Haşir meydanında görmeyecek miyiz? Sen böyle dedin, böyle yaptın, namaz kıldın, derse gittin. Tamam. Günah yok bizde. Dünyada da öyle bir şey yaptın yok. Hep sevap yaptın. Namaz kıldın, derse gittin, kitap okudun, hayır hasenat yaptın. Kazana başladın, televizyondan uzak durdun vesaire. Böyle bunlar sevabı haşirde bizi gösterecek mi? Evet. Peki haşir meydanında göreceğimiz hayatımız bizim haşir meydanı geçmişimizde midir, önümüzde midir? Önümüzde abi. Önümüzdedir. Biz geleceğe gidiyoruz. Geleceğe gidiyoruz. Yani öleceğiz, berzaha yaşayacağız, kıyamet kopacak, haşir meydan toplanacağız. O zaman yaptıklarımızı göreceğiz. Benim yaptıklarım maziydi ama benim gittiğim yer haşir meydanı, yaptıklar meğer önüme atılıyormuş. Ben aslında geçmişime gidiyorum. Geçmişim de aynı yerde gelecek. Üçü bir kardeş. Yuvarlak demek abi. Peki, yuvarlak işte. Kader diyor, meleğe aladan bakan bir yuvarlak bir aynadır diyor. Köşeli değil. Bak mesela bir tane melle aradı beni. Tillo'dan melle. Oradaki müderrisler denilir. Risale-i Nur'la kadar Allah'ından razı olsun. Selam olsun şimdi buradan ona. Adamı tevazi soruyor. Diyor ki, ya dedi ben dedi çıkamıyorum. Şu anda dedi arkadaşlar da dinliyor. Kursun odasındayız dedi. Mellelerle beraberiz hocalarla.
Ya dedi biz seni dinliyoruz. Ya şu diyor Allah canibinden zamanı bana bir anlatsana dedi ya. Sen kısa ama. Ben de çıkıyordum işte dersen böyle. Çıkıyorum buraya geleceğim. E hocam dedim yola çıkıyorum dedim ya. Bir tane örnek ver yeter dedi ya. Şu anda onu muzakere ediyoruz. Tamam vereyim. Toprak düşün dedim. Çekirdeği attık. Mayıs 1 filizlendi. 3 zamanı anlatacağım. Mayıs 1 hop 30 sene veya 50 sene 700 sene sonra çiçek açtığı dal da var. Şimdi bu ağaç doğdu, filiz çıktı, son filiz arasında 30 sene diyelim. 30 sene sonra filiz açtı. Bu ilk çiçekle filizle son filiz arasında ne kadar zaman var? 30 sene var. Çekirdekte sonu da başı da aynı yerde değil mi? Ha, gelecekte, şu an, geçmişte aynı. Buradaki hazır zaman da var burada. Çekirdekte önce sonra yoktur. Dün bugün yoktur. Bir daha söyle. Toprak, çekirdek, filizlendi. Filizlendi. Mayıs 1. Hop! Dal budak saldı. Kaç sene geçti kardeşim bu ağaç? Şu filiz 30 senelik ağaç. Şu bugün açan filiz 30 sene sonra açtı kökten sonra. İlk açan arasında son açan arasında 30 sene geçmiş. Ha. Dünyada zaman denilen böyledir. Öncelik sonralık. Birbirine ekli. Burası dünyayı anlatır. Çekirdeğin içinde ise filizin ilk çıkışıyla son filizi de çekirdeğin içinde aynı yerdedir. Önce ve sonra alt üst yoktur. Peki çekirdeğin içinde alt üst var mı? Yok. Peki bir belirleniş var mı? Koku var mı? Renk var mı? Kütük var mı? Ağacın gövdesi serttir, çiçeği yumuşaktır. Çekirdeğin içinde ikisi de aynıdır. Öyle bir şey yok. Dün, bugün, yarın yok. Çekirdekte önce, sonra yok. Son filizde, ilk filizde aynı yerde. Allah canibinden bakış bu. 23. sözde. He. Bir kusur var mı? Toparlayamam mı? Hani kudretten ona mühim bir program o çekirdek. Ha. Şimdi Ebürki'de şimdi dünya darul hikmet, ahiret darul kudret. Bundan da ilgisi var mı abi? Aynı. Canım benim. Kudretten mühim bir program. Kaderden bir program. Cihazat. Kudretten cihazat. Kaderden program. 23'ün söz. Geçmeyeyim yani. Bir de şimdi şey dediniz ya abi. Hal, mazi, müstakbel falan. İhlas. Burada kalsın ha başka bir yerde demeyesiniz ya falan deli derler. 21. Üçün birden yaşıyoruz falan demeyesiniz. Hiç faraza şeye lüzum kalmadan diyor zaman. Hani... Ha 21. lemada var ya. bütün nefis ölümü tadacaktır. Ölmeden önce ölünüz. Tarikat hayalidir. Evet. İşte bu. Hiç diyor hayale lüzum olmadan dünü bugün de görmek. Aferin doktorum canım benim. Kalan kafa çalışmaya başladı bugün de. Vallahi çok güzel. Tebrik ederim buraya intikam. Ben bundan şimdi istifade ettim. Biraz öncekisini biliyordum. Yani bu neydi? Yani 23'ün söz söyledin. Kudretten cihazat. Kaderden program. Ama şunu hatırlamamıştım. Yani o ölmeden o hayali ölmek var ya. Yıkanıyorum, gömülüyorum. Hah bu. Hayala lüzum yok. Doğrusu bu. Çünkü geçmiş, gelecek değil mi o? Gelecek andadır. Çünkü gelecek anda tezahür eder, görünür. Başka bir şey yok. Tırp tık. Bak, saniyede ampul 60 defa yanar söner. Saniyede 60 defa, öyle hatırlıyorum. Öyle mi? Doğru. He, böyle değil mi? Tırr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 
dünya böyle. Gelecekten gelir, kaybolur. Dırt 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 dırt. Devamlı ben yaşıyorum zannediyorum. İlimden kudrete, kudretten ilme. Evet, ilimden kudrete, kudretten ilme. İlimden kudrete, kudretten ilme. Tırt 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 tırt. Çünkü zaman böyle bir şerit değil. Daire vari bir hareket eder. Kader de meleği aladan bakan yuvarlak bir aynadır. Yuvarlak aynayı bir yere tutsanız köşeli olmadığı için burasıyla bu hangisi öndedir, arkadadır, işte sağdadır, soldadır, geçmiştedir, gelecektedir. Aynanın geçmişi, geleceği var mı? Hepsi aynıdır. Navigasyon misali vereyim, navigasyon. Navigasyona girdim. Tık 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 tık. Karacaköy. İstanbul Zeytinburnu'na göre Karacaköy gelecektir. Ama şu anda siz anı yaşıyorsunuz.
Ben oradaysam, oradan geleceğim, benim için gelecektir. Benim geleceğim senin için hazır. Peki navigasyonun bana bir anda göstermiyor. Yazdım. Navigasyon için, uydu için, benim için geçmiş, İstanbul'dayım. Ankara geçmiştir İstanbul'a göre. Bu yönüm böyledir. İstanbul'dan ben Karacaköy'e geliyorum arkadaşlar. Bak, İstanbul'dan Kara, orası benim gelecek. Şu anda hazır, şimdiki zaman burası geçmiş. Geçmiş olduğuna göre, Ankara'ya göre ben geleceğim Ankara'dakilere göre. Ama bana göre Ankara geçmişim. Kişiye göre zaman değişir. Onun için bazısını uyku tutar, bazısını tutmaz. Buraya benim için gelecek, sizin için hazır. Ama uyduğu için üçünü birden görüyor. Peki, navigasyonu açtınız. Son misali veriyorum. Açtınız. Aynı anda 1 milyon insan girmiş navigasyona. Birisine şöyle tarif ediyor, birisine böyle, birisine böyle, birisine böyle. Birisine sağa dön diyor, birisine sola vur diyor. Birisine 200 metre sonra diyor, sağdan çıkacaksın diyor. Kimisine diyor ki yola devam et diyor. Aynı anda hepsine farklı cevap veriyor mu, vermiyor mu? Peki nasıl yapıyor bunu? Bir cihaz-ı insanı böyle olursa cihaz-ı ilahi nasıl olur? Bir insanın yapmış olduğu cihaz, navigasyon, hiç kimseyi fark etmeden herkese uygun aynı anda cevap veriyor, yön gösteriyor, gösteriyor kendisinin şeklini. Ama bir iş bir işe mani değil. Of be, yetti yahu, bu kadar kişiye ben nasıl cevap vereyim diyor mu? Demiyor değil mi? Hepsine aynı anda farklı cevap veriyor. Bir iş bir işe mani değil. Binlerce farklı iş bir iş gibi. Yeter ki diyor, uyduya bağlan diyor abi. O kadar. Uyduya bağlan diyor, ben orada. Uyduya bağlan iman demek. Bana karışma, gerisine karışma diyor. Ha, gerisine karışma, ben seni inşa edeceğim. Ben bütün şekilleri ben yapacağım diyor. Yolu ben göstereceğim diyor. Hem göstereceğim hem de tarifçi koyacağım diyor. Senin yanına birisini koyacağım. Melaike işte o. Konuşan bizde melaike. Ona kadın melaike yaptın diyecekler. Ona ne? Çünkü navigasyonda ben kadın konuşuyor. Olsun da niye? Zaten ehli dünya öyle tesmih ediyor abi. Öyle mi? Melek deyince kadın sureti içeri. Öyle mi? Aliyeler diyor zaten. Putlaştırmış. Dünyayı ahirete mezra yapacak. 2-3 Dünyanın mahlukatının kıymetini ilan edecek. Ha, biz burayı bilmiyoruz. Sen kendi kıymetini bilmiyorsun, ne olur. Kendi kıymetini bilmeyince bununla bilinmesi gerekeni de zaten bilmeyeceksin. Kantarın bozuksa artık tartacağın şeyi de bilemezsin. Sen çok kıymetlisin. Ne demek çok kıymetlisin? Her neyse. Size bir şey söyleyeyim. Cennet bizim için gelecek değil mi? Ama Allah Kur'an'ında şöyle diyor. Öyle bir ifadeler var ki her şey olmuş bitmiş. Cehenneme girmiş bir hali anlatıyor. Ya Ömer, senin cennetteki yerini gördüm. Ondan sonra Peygamber çok Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta, ya Ömer, ben senin cennetteki yerini gördüm diyor. Ama diyor, çok kıskançlı bir insan olduğun için içeri girip bakmadım diyor. Gelecek diyeyim. Mesela daha kimse, kıyamet kopmadı, haşir meydanı kurulmadı ama cehennem hallerimizi anlatıyor. Taş yuvarlanıyor, işte yuvarlanıyor vesaire. Artık işte oraya girmek, beka alemine girdi diyor. Hatırladınız mı? Allah Resulü beka alemine girmiş. Beka alemine girer mi? Beka alemi gelecek değil mi? Gelecek geçmiş hepsi. Bak şimdi. Uyduya çıkarsan hepsi aynı anda gözüküyor. Ha! Bana dedi ki navigasyon, ya dedim ben yolu takip edeceğim dedim. Neyse, meyvelerde anlatıyor. Ben dedim, şu adresi bilmiyorum, uyduya dedim. Sen dedi, benim karşılığımı aç. Sen buraya 11 metrene gelmene gerek yok. Ben dedi, kendimi sana vereceğim ama senin içine koyacağım. Ben arabanın içindeyken sanki dışarıdaymış gibi arabamı kontrol ediyorum. Cihazla. İyi dikkat edin, bu imanda kullanacağım. Bir daha söylüyorum. Navigasyon, arabanın içindeyim ben. Navigasyon mu? Ben burada girdim. Uydudan takip ediliyorum. Aslında ben girdiğim için ben nereden kendimi takip ediyorum? Uydudan.
Arabanın dışındayım. Ki takip ediyorum. Arabanın dışında olmasam, orayı görmesem ben orayı gösteremem. Adres girdiğim yeri göstermiyorum. O zaman ben uydudayım. Uydu bana diyor ki tamam sen buradasın. Benim küçük bir karşılığımı, küçük bir nümineni sana vereceğim. Sanki buradaymış gibi bir icraat yapacaksın. İçindesin ama dışındaymış gibi kendini kendinle yönlendireceksin. İman budur. Uydu Allah'a misal. Navigasyon bedene misal. Bataryası hayata misal. Programı ruha misal. Bağ imana misal. Ben bir bağlanıyorum Allah'a. Bedenimden dünyadan çıkıyorum. Hem içerideyim hem dışarıdan kendimi kontrol ediyorum. Bu budur. İçerideyken oradan besleniyorum. Peki bunu bilmeyen bir adama navigasyon içinde ki görüyor, yolu görüyor. Adam buraya bakıyor. Oraya, Allah Allah. Aa çıkacağız diyor, bildi diyor. Tamam. Oldu da ben hafıza yaptım benim. Hafız. Hafız dedim birisi takip ediyor bizi. Eski adam 70 gibi. Ya nereden takip edecek dedi ya gece. Açtım navigasyonu. Hasan dedi ya. Nereden biliyor dedi ne çıkıyor. Bak diyor diyor bak o diyor. Kadın diyor diyor sağdan çıkacaksın diyor. Ya bir dur öyle dedi ya. Bilmiyor uydu ya. Anlatana kadar canım çıktı. Anladığımı da zannetmiyor. Bu hafızın hesabını nasıl vereceksin abi sen? Düşünmüyorum. Hafız dedim. Ben dedim dışarıdayım. İçerideyken hem içerideyim hem dışarıda. Dışarıda olduğum için dedim. Ben dedim arabayı da görüyorum. Yolu da görüyorum. Bu aletle ifade ediyorum. İmana misal bu. İman seni senden koparıp dışarıdan seni besliyor. İman bir bağdır. İçerideyken zahirde dünya ve dünyanın içinde ceset cesedin içinde ruh gibi gözükürken iman nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Vücudunuzda. Odunun içinde nur neredeyse bedeninizde iman da oranızda. Odun var ya odun. Hiç yandığını gördün mü? Senin adın neydi? Caner. Odun yandığını hiç gördün mü? Odun içi karanlık değil mi? Baltayla yarsa karanlık. Onu yaktığımız zaman ışık çıkıyor mu? Çıkıyor. Neresinden çıkıyor? Sağında mı, solunda mı, altında mı, üstünde mi? Her tarafından değil mi? Ha, iman da böyle. Odunun içinde nuru saklayan Allah senin cesedinde de iman öyle saklamış. Odunun içinde dumanı saklayan Allah senin vücudun içinde nefsi öyle saklamış. Duman örter değil mi? Duman örter. Yandığı zaman duman yapar ama göz görmez. Öksürttürüyor. Ama nur, alev hem ısıtır hem de aydınlatır. Dumandan misal nefistir. Nurdan misal imandır. Odundan misal bedendir. Elhamdülillah. Hadi bakalım biraz daha. Dünyanın mahlukatının kıymetini ilan edecek. Yani ağaç, hayvanlar. Bunlar mektuptur. Okunması gerekiyormuş. Dünyanın hakikatini keşfeden, dünya umurundan kazandığına mesrur, kaybettiğine mahzun olmaz. Çünkü hakikatini keşfetmiş. Dünyanın hakikatini keşfeten altından ezilmez. Dünyanın mahiyetini anlayan dünyadan ve hadiselerden zevk alır. Bilir ki o sıkıntı anın kaderin virajı olduğunu bilir. Çünkü her bir sıkıntı bir sururun habercisidir. Saadetin habercisi olduğunu bilir. Malim. Kıymetlerini ilan edecek. Cin ve inse saadet ebedi yol gösterecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cin ve insanlar ikisi de imtihana tabi. Saadet ebediyenin yolunu gösterecek. Saadet ebedi illa ahiret değil. Çünkü ebed gelecek değildir. Yani usta diyor ki ezel diyor bir hadisenin ucu olarak tahayyül edip de ebed de öteki ucu değil. İki mazi hal müstakbel üçünü birden ihata edendir. Onun için bu dünyada da cennet asa yaşamak mümkün.
imanının içine girersen olur sana cennet. Biz şunu zannediyoruz Hasan abi. Şimdi mesela büyük insanlar girip bir mağaraya riyaziyet yapıyorlar. İşte üstadın yediği şeyleri anlatıyor. Mesela Ramazan'da diyor 20 gününde şunu yedim diyor. Yani ben tahmin ediyorum burada 20 günde üstadın yediğini kim otursa bir oturuşta aç kalır. Kesin. Aç kalır. 5 gram diyor, 5 gün iftar sahur yaptı da ona 5 gram ben zaten çay su içiyorum. Şimdi biz bunu şöyle görüyoruz. Ya adam ne işkence çekiyor ya. Değil işte. O işkence çekseydi o saadeti ebediyeye götürmezdi onu. O onun içindeki lezzeti keşfetmişti. Evet. Yani tabii 5 gram değil 200 gram mı diydi o? Yanlış. Abi tereyağına 5 gram diyor. Tereyağına 5 gram diyor. Mübalağa yapmayayım yani böyle. De. Bak kardeşim. 1 kilo pirinçle 1 ay diyor abi. Bir he, bak şimdi. Arkadaşlar. A doktor da var. Şu bina cesettir. İnsanın cesedi diyor. Ruhun libası değil. Hanesi ve yuvasıdır. Tamam mı? Ceset ama biz o kadar içine girmiş ki cesette ruh aynı zannediyoruz. Ruh burada oturan. Arkadaşlar. Bu binanın içindeki adam. Yani binaya girdin. Onun için iman... İmanını bulduktan sonra, imanının kıymetini bildikten sonra, imanın hakikatiyle haklanınca imanın içine giriyor. Bizim sorun şu, imanımızın kıymetini bilmiyoruz. Hatta varlığının bile farkında değiliz. İmanımızın farkında bile değiliz. Farkında mıyız? Ne zaman imanımızı fark ediyoruz biliyor musun? Cenaze olduğu zaman, hastalık musibet olduğu zaman, kanser, doktor kansersin dediği zaman, öf pöf çektiğimiz zaman imanımızın kıymetini bilmiyoruz. İmanımızdan daha kıymetli bir şey var mı? Ama hatırlamadığımız bir şey. Bak, fani cin ve inse, ha o oraya geliyor. Cin ve inse saadet ebediyi yol gösterecek. Sonra, bu çok önemli şurası, belki bu dersin hulasası. Fani cin ve insi idam-ı ebediden kurtaracak. Getirdiği hakikat. İdam-ı ebedine biliyor musun? Bu halden mahrum olmak. Tamam mı? İçte kaoslar, çöküntüler, tayflar, tavunlar. Yani elemin her çeşidi yuvası olmak. İdam ya. Bir tanesi dedi biliyor musun? Baktı da. Yukarıdan baktı, arabayı tamire götürdüm. Meğer patronmuş. Dedi ki, ya dedi, bir şey sorabilir miyim? Ben ne bileyim oranın servisin sahibi. Sen nasıl gülüyorsun dedi. Hayret ediyorsun değil mi dedim. Ben de sana hayret ediyorum. Bak geçen bir tanesi aradı hanım. Dershaneye bağlandı, oradan derken bağladı. Hocam, çok derdim var. Hakikaten mi dedim. Başta. güldüm. Abi, benimle dalga mı geçiyorsun? güldüm. Dedi ki, biraz sonra, hiç cevap yok abi, bir cisip güldüm. Dedi, keşke ben de öyle gülebilsem. Dedim, bir gül bakayım dedim. Gül dedi, göreyim. Güldü, rahatladı. İyi misin? Rahatım. Demek ki, bak, kolun kırıldı. Ağrı yok demeyle ağrı yok olmaz. Kabul etmeyle alakası yok. Kırılmış. Ama bir hastalık ki kabul edince var oluyor. Hiç meşgul olmayınca yok oluyor. O zaman o biyolojik değildir. Bitti yani. Aa çok iyi hissediyorum doktorum. Ha, sana geldim ağrı gitti. İyiyim. Sen aa dertlerim akşam başlıyor diyor. Ha, demek ki o düşünceyle meydana gelen bir şeydir. Doğru düşünürsün, kendini kötü hissedemezsin. Bu kadar kolay. İnan zor değil ha. Ulaşmak istediğin şey hemen yanında. Bak, doğru düşünürken asla kendini istesen de kötü hissedemezsin. Ben kendimi kötü hissediyorum diyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Düşünce güçtür. Düşünce dünyadır. Düşünce bir oluşumdur. İçine girmektir. Neyi düşünüyorsan onun içindesin demektir. Doğru düşüneceksin. Dünyanın hakikatini keşfeden sıkılmaz. Dünyanın mahiyetini anlayan
dünyadan keyif ve lezzet alır. Yani ben burada niyeyim? Bu soruyu sor. Bunu abi ben nasıl muvaffak olacağım? Şu dört tane soruyu sorarsanız dünyanız, alacağınız cevap dünyanızı cennet oluşturacak. Hayatınızın kalitesini yükselteceği için. Bak, ben nereden geldim? Bu soruya cevap arayacaksın. Ben nereye geldim? Ben nereye gidiyorum? Ve ben ne yapacağım? Ve kimim? Bak, ben nereden geldim? Cevap ara. Ben nereye geldim? Ben nereye gideceğim? Ve ben kimim? Ben kimim? Ne yapacağım? Ben kimim? Bu cevap var ya, senin cennetinin krokisi bu. Abi şey mi? 11, 17, 23, 10. sözler mi? Dur, yetişemiyorum sana. Kaç? 17? 11. 11. 17. 17. söz. 23. 23. 10. 10. Çok güzel. Antika. Bir dakika, ben nereden geldim? Ona hangi söz? Hani niçin geldim? 11. Ha, 11. Ha, nereye geldim ne? Ben nereye gidiyorum? 10. 10. Nereye geldim ve gene 11 ile 17 gibi. 17. Evet. 17. Evet. 17. Peki ben kimim? 23. Al 23. söz. Ya ne acayip ya. Ama abi ben oraları okudum. Bir de böyle bak. Ben de 100 defa okudum burayı. Lokomotifi yaptık abi. Layıkaları da okuyunca rayları da döşüyoruz, tamam mı? Yolumuz açık olsun abi. Bak, layıkalar bunlar. Layıka mektupları trenin raylarıdır. Sözler mektubat da trenin kendisidir diyor. Öyle diyorsun değil mi? Evet abi, lokomotif. Abi, sen şimdi okuyorsun, eyleme dönüştürmüyorsun. O zaman başına bela oluyor bilgi. Bilgi başına bela oluyor. Abi okuyorum, derslere gidiyorum, gene adam olamıyorum. Köle yapıyor abi. Köleleştiriyor. Bildikçe köle olacaksın. Daha beter sıkılacaksın. Allah'ın cezası ve belası. Niye? Bildiklerini eyleme dönüştürmedikçe onun kölesiyiz. Bilgiyi eyleme dönüştürürsek onun efendisiyiz. Akaidi ve imani mevzuları diyor. Akaidi ve imani mevzuları. Eğer eyleme dönüştürmesen, dünyanın cehennem olacağını işleteceğiz da söylüyor. Eyleme dönüştürmüyoruz arkadaşlar. Namaz yok. Kur'an yok. Ders yok. Kitap okumak yok. Televizyon var. İnternetin en çirkefi var. Nerede günah var, laklak var? Orada. Nerede fuzil iş var? Orada. Allah aşkına sen bu ortamda gene yaşıyorsan, nefes alıyorsan ne mutlu sana. Ulan bayağı adamsın vallahi. Helal olsun bu ruha. Bu kadar uğraştığında bozamadın ya. Bunun ne kadar güçlü bir ruhun varmış ya. Hala bu sözümü dinleyen, bu sözümü dinleyecek nasip olmuş dediklerimi de yapıyorsa, televizyon var, namaz yok, Kur'an yok. Yani ruhu besleyecek arkadaşın yok, kitabın da yok. Bu insan... Ama çok iyi yani. Kaliteli bir ruh var. Kızmayın arkadaşlar ha bana. Hasan gençler. Sizin için söylüyorum. Ama şey, bahanemiz hani ya kardeşim ot gibi mi yaşayalım? Orada o hadis oluyor. Burada merak etmeyelim mi diyorlar. Tabii. Emir Dağ layıkasında hani merak insana niçin verilmiş? Orada. Ya peki o ot ama o zaman cayır cayır neye yanıyorsun? Sen hoca mısın? Bilmem ki senin işine yarayacak bir adam mıyım? Ya sen benim işime yarayacak adamsın. Hani her şeyin vardı, petrol istasyonun vardı. Belki de yüzlerce, binlerce araba giriyor senin istasyona. Paraya, kasaya koyacak paran yok, şey yok. Kasan yok, doluyor para. Yer yok hani diyeyim. Ama... Hani ne oldu? Ot gibi yaşamayacağız abi. Her türlü koca duvar kadar televizyonun var. Aynı zamanda elindeki düğmeli internete geçiyorsun. Öyle bir alet de gördüm ben. Televizyona mı internet mi geçiyor? Aynı. Koca duvar. Hani huzura sebepti. Ot gibi yaşamayacaktın. Niye peki yanıyorsun? Hani saadetin sebebiydi. Hani mutluluğun vesilesiydi. Niye yanıyorsun?
Honda'nın sahibi niye intihar etti? Renault'un sahibi de orada. O da intihar etti. O ilk. Honda daha 6 ay falan oldu. 6 ay olmadı belki de. Oldu abi, 2 sene kadar oldu. O 2 sene oldu mu? Oldu abi. Ha tamam. Ben yeni okuduğum için. Biz bir tanesini alınca kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Bir tane Honda alalım da mutlu olabiliriz. Hepsi adamında mutlu olamamış abi. Biz bir Honda alsak diyor, mutlu olacağımızı zannediyoruz. Adam Honda'nın sahibi fabrikasıyla mutlu olamamış. Ne demiş biliyor musun filozoflarına? Okudum da. Büyükler işte meşhurlar nasıl öldü? Nasıl yani intihar demiyorlar nasıl öldü? Honda'yı dedim Allah Allah Honda mı dedim gitmiş. Öyle bir kitap. Ulan bir bakayım nasıl gitmiş bu adam ya. Diyor ki yalakçıları, yalakaları bilmem nesini hepsini toplamış. Demiş ki dünle bugün fark var mı demiş. Yok. Yarın da fark olacak mı? Yok. E niye ben dedi sıkıntısını çekeyim? Hepsini göndermiş şerep tak sıkmış olmuş. E dünle bugün yarın eşitse ki Allah Resulü iki gün eşit olan zarardadır. Daha hakikaten adam zararda yani. İçeriye girdi yani. Ya hani ne oldu? İman insanı insan eder. İnsanı belki de sarayın sultanı eder. İman evindeki lamba. Olayları yorumlamaya mihenk. Dertlerini basamak. Zindanı Medrese-i Yusufiye. İdam sehpasını pasaport dairesi. Daha ne yapacaktı ki? Zaten cennete gitmeden cennete gitmeden. Ne olacak ya? Dünya çok mu mühim ya? Hadi şurayı da bitireyim de tamam. Biraz nefes aldım ya. Biraz rahatladım ya. Tamam. O adam aradı da bugün. Petrol. O yani arayınca. Hocam buradaydın çok iyiydim. Dedim dediklerimi yaptın mı? Hocam namaza başladık ama o dedi nur ne Risale Nur. Her gün dedim sabah akşam okuyacaktın. Okuyor musun sesli? Kim kim gelme. Hani var ya güleceksin gene İsmail. O ki okumayacaksın gelme. O bilir bunlar ikisi bilir onu o ki'nin manası. Bir tanesi geldi. Abi evlenmek istiyorum dedi. Ne dersin dedi. Siz orada mıydınız? Sen oradaydın değil mi? Palatada mı? Evet abi. Ben dedim. Abi ne dersin? Evlenmek istiyorsan evlen. Evlenmek istemiyorsan evlenme. Ben de meşhur dedim ki ya. Abi öyle demez. Nasıldı? Unut. Evlenmek istiyorsan evlen dedim. Evlenmek istemiyorsan evlenme dedim. Aa öyle. Biz evlenmek istemiyorsa bir başka bir şey tavsiye edeceğini sandım. Evlenmek istemiyorsa durdum. Evlenme. Evlenmek istiyorsa evlen. Çocuk da şimdi diyor ki zaten öyle diyorlar zaten kafadan eksikler. Allah. O durmak manası çok edebiyatta değişik ha. Evlenmek istemiyorsa evlenme. Bak fani cin ve inse idam ebediden kurtaracak dünyanın hikmeti hılkatini bak. Dünya niçin yaratıldığını ve tılsım-ı muğlakını bu olaylar niye böyle? Allah lezzet mi alıyor seni sıkılmandan? He? Allah zevk mi alıyor seni dertlere? Garke. Onun için o zaman Allah nazarında dert yok. O dert denilen bir şey yok. Bizim uydurmamızdır. Mer basamakmış o merdiven basamak. Bak, dünyanın, bunu bilmeyen dünyasını cehenneme de bak. Dünyanın hikmeti hilkatini. Dünyanın ne? Hikmeti hilkatini. Ne demek? Yaratılışının arkasındaki gaye. Gaye. Dünyaya gönderilmemizin gayesi. Dünyanın yaratılmasındaki Allah'ça gayesi. Ve tılsım-ı muğlakını bilinmeyen sırrı. Sırrını ama bilmemiz gereken ve muammasını açacak. Ve Halik-i Kainat'ın maksadını bilecek ve bildirecek ve o Halik'i tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat. Abi işte 11, 17, 23. sözlerin hülasası gibi olmuştu.
11'de iki güruha ayrılıyor abi saraya girenler. Evet, saraya girenler iki grup. Birisine diyor tılsımı diyor bundadır diyor. Ya ver ekremdedir diyor. Ya eyyühel üstad diyor. Halikimiz sana ne bildirdiyse bize bildir diyorlar. Maşallah. Allah razı olsun. Ya. Hepinizden de senden de Hazretten maşallah. Çok istifade ediyorum ya. Ulan bu ders bana burası çok zevk veriyor ya. Çünkü işi bilenlerle ders yapmak ne güzel oluyor ya. Hakikaten ya. Keyif veriyor bak. Şuraya bak. Dünyanın hikmeti hilkatini ve tılsımı muğlakını. Yani bu neyimesi ya? En azından şöyle düşün. Dünya güneşten kopmuş parça değil mi? Öyle okuduk değil mi? Evet. Peki güneşte ne var ki burada farklılık oldu? Ateş parçası değil mi güneş? Peki bu ağaçlar, dağlar, tepeler, balıklar, sular, bitkiler, insanlar nereden geldi? Neye geldi? Ne işleri var? Nedir bu hadise? Nedir bu olay altında ezilip paramparça ediliyor? Kanser ediliyor, elleri kopuyor, kafası kopuyor, bağırıyor, inim inim iniyor. Bunların ahını dinleyecek kimse yok mu ya? Bu kansere dur diyecek yok mu? Bu ölüme dur artık ne yapıyorsun kafayı kesiyorsun diyecek bir şey yok mu ya? Diyesi geliyor insanın. Bu dertler, tamam, adam bulamadığı için inkarcı. Dertlerin diyor şaha kalktığı zaman diyor. Allah nasıl küfür ediyor? İsyan et bir Allah'a diyor. O yaptı diyor. Bak, ya zındığa bak yani. Bak. Biliyor değil mi abi? Biliyor Allah. Bunu ehli dünya bilmeyerek istimal ediyor ama bunu buna söylettiren biliyor abi. Bunu biliyor. Allah'ın düşmanı olmasının sebebi diyor 10. sözde. 10. sözde. Ey Allah'ım. Allah kabul ediyor. Ebu Cehil Allah inkar etmedi ki Ebu Cehil olsun. Ben niye olmadım diye şey yaptı ya. Ey Allah'ım, bizim istediğimiz fıtratta niçin dünyayı böyle yapmadın? İstediği hayatı vermediği için düşman oldular. İsmi azam, şey Esma'dan abi. Verme Ebu ismini. Hocam. Benimle görüşmek istemedi. Ha. Nerede karşılaştın sen? Şu kamptaki vardı ya. Ha. Kampın sahibi ismi vermişler ya. Gittim oraya görüşmeye. Eski meslektaşım ya biraz. Yoldaşımla görüşeceğim dedim de. Burada mı dedim? Burada dediler. Bir haber verelim. Gittiler. Niçin indiler? 2-3 kişi. Niçin görüşeceksin? Yoldaşım dedim ya. Dertleşeceğiz dedim ya. Yukarıdan baktı. İkinci kattan ölmeden önce. Dedi ki git söyleyeyim burada yok. Ya. Dinleseydi belki de rengi değişecekti. Dünyanın hikmeti hilkatini, tılsımı muğlakını, yani bu benim başımda cereyan eden niye? Bu neyin nesi? Allah bunlardan zevk mi alıyor? Dedim o kadına, tabi pat diye size o kadar söyledim ama abi derdim var. Dedim ya, hayır Allah bundan zevk mi alıyor? Sen dedim çocuğuna yapar mısın böyle? He yapmam dedi ya. Hocam Allah o zaman bana niçin yapıyor? Allah demeyecektin de ondan. Tılsım-ı muğlakını, yani hemen zahir açık gözle, elle tutulur, gözle gözükür, kulakla işitilir, burunla koklanır, dille tad alır şekilde çözülmeyecek sır var dünyada. Arkadaşlar, burada siz mi varsınız, biz mi varız? Bu dünya güneşin etrafında böyle bizim keyiflenmemiz için mi dönüyor? Bu dünyada rahat yok, rahat arama. Rahatını ararsan rahatını kaçırırsın. Bu dünyada rahat var abi. İmanda. Bu dünyada rahat olmadığını bilmek bu dünyada rahat ettiriyor insanı. Çok güzel. Bu işte tılsımı muğlakını manmasını açacak ve Halik-i Kainat'ın maksadını bilecek. Yani bu dünyada benim yaratılış ve bu dünyayı yaratmasındaki gayeyi bilince ve bildirecek o Halik'i tanıp umuma tanıtıracak zat. Elbette o daha gelmeden her şey, her nev, her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek. Çünkü benim çok ihtiyacım var. Birisi tarif etmesi lazım. Aa ben yabancıyım ya bir yere gittiğim zaman. O hoş geldiniz dedi. Yabancı mısınız? Nereden anladınız dedim. Aynı ha bu seyahatten geldim ya. Her şeyiniz belli dedi buralı olmadınız. Tipinden, şeyinden her şeyin belli dedi. Buraya benzemiyorsanız. Nereden geldiniz, kime geldiniz? Ya ben adama gittik pastaneye artık şey yaptı tamam mı? Seyahat edildi tabii tatlısız vurdu kafamıza.
Tamam dedik ya bir gidelim şuradan dedim. Eve gitmeden bari yağsız bir su taşıyalım. Ondan sonra adam şimdi şey soruyor. Nereden geliyorsunuz? Kime geldiniz? Hayırdır kardeşim ahiret sualını mı soruyorsun? Dedi yok yabancısınız. Nereden bildin yabancısınız? Her şeyiniz belli dedi. Ha biz bakın dünyaya. Dünyadakiler diyor. Yabancı nereden geliyorsunuz diyor. Hayırdır sen kimsin? Ben kainatın hikmetiyim. Hikmeti hılkatiyim. Bu kafile insan niye gelmiş? Ne acayip demiş artıyacağız daha. Kainat soruyormuş. Bu misafir, bu insan kimdir? Allah tarafından değeri nedir ki? Hepimizi ve bütün kainatı bunun emrine vermiş. Arkadaşlar, bütün kainat senin adına çalışırken sen bundan lakayt olursan işte sıkıntı buradan başlıyor. İstikbal edecek ve alkışlayacak ve Halik'i ve Halik'i tarafından bildirilirse o da bildirecek. Nasıl ki son cümle sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki her bir nevi mahlukat onu hüsnü istikbal ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar. Mucize ise lisan-ı nübüvvetini tasdik ediyorlar. 179'dan okudum mektubattan. Devamı var. Yani insan bunları nazara alır. Dünyanın için yaratıldığını, 4 tane sorusuna cevap ararsa, hayatının kalitesi yükselir. Hayatının kalitesi yükseldi mi de yaşamaya değer. Oh be be kardeşim diyorsun. Bir de çay içersin. Var mı İsmail çayımız? Var abim be. Çaktık hadi. Ananın da merhameti. Bütün ölülere de. Bak ilk defa ağzıma geldi. Anası vefat etmiş değil mi? Allah onu mekanı cennet etsin. Baban da vefat etmiş mi? Ulan sen de benim gibisin ya. Benim anam da babam da. Ya Rabbi. Allah'ım, Allah'lığın hatırına. Usul ve furularımızdan. Yani babalarımız, analarımız yukarıya usul. Furu, evladı ihalemizden. Her kimler ahirete göçmüşlerse. Bu maide-i Kur'ani semaviyeden hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissedar eyle Allah'ım. Elimizi semaya değil sana kaldırıyoruz ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti, hatırını Allah'ım, ehli imanı, hasreten nur talebelerini ve amin diyenleri affeyle ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Evlerinde erva habiseleri, mevadi şerirlerini hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Onların yerine kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye, kuvve-i kutsiye verecek ervah-ı aliyeleri nasip eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Dertlilerimize derman, hastalarımıza şifa, boşlularımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Bu hakikatta haklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, bedenimize ibadetullah, ruhumuza da müşahedetullah nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Bu hakikatle haklanmayı nasip ettinse, bu hakikatin karşılığı ve hakikati olan, mahiyeti olan rüyetullahı, rizayı ilahi, cenneti cemalini bize göstermeyi nasip eyle. Dünyamızı da cennet eyle ya Rabbi. Dertleri olan kardeşlerimiz var. Dua isteyen, söz verdiğimiz, bize dua edenleri, bizden bir şey bekleyenleri, Allah'ım sen biliyorsun, Allah'lığın hatırına onlara merhamet eyle. Ya Rabbi, ağlayan alem İslam'ı ittihad-ı İslam'la güldür ya Rabbi. Memleketimiz için, dinimiz için, vatanımız için uğraşan, ordumuzda siyasi liderlerimizden, her kim vatanımız için, dinimiz için, namusumuz için, davamız için uğraşanları muvaffak eyle ya Rabbi. Onları insi ve cinli şeytanların şerrinden, sema ve arzi afatlardan, amin, tuzaklardan, hilelerden muhafaza eyle ya Rabbi. İslam'a ve Kur'an'a kim zerre kadar bir taşı varsa onu aziz eyle ya Rabbi. İki cihanda bahtiyar eyle ya Rabbi. İslam'a ve Kur'an'a bilerek bilmeyerek düşmanlık yapanları ıslah eyle ya Rabbi. İslahı gayri kabil olanları kahar ismine karı perişan eyle ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha tema's salavat.